aile ekonomisiyle birlikte karşınızdayız efendim. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikte hane halkında değişen tüketim davranışlarını inceleyeceğiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Pelin, iyi yayınlar. Hocam şimdi aslında yani biraz şu son dönemde enflasyonist koşullarda değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar epey de bir tartışılıyor. Çünkü yüksek enflasyona bakıyoruz, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını arttırırken ailelerin de illaki harcama kalemlerini bir gözden geçirmesine sebebiyet veriyor. Zorunlu hale getiriyor ve gereksiz harcamaları azaltarak biraz daha bütçeleri sıkılaştırma politikası da gütmeye çalışıyorlar. Öncelikle şöyle bir genel başlayalım mı? Nasıl Tabii değişti? Ki. Kaç yılında değişti hocam? Ben 2018'den bu yana ve 2023 sonrası özellikle ikinci yarısından sonra daha farklılaştı diyebilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz? Aslında biraz daha 2016 belki net tarih verilebilir. Çünkü 2016'dan itibaren Türkiye çift haneli enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla insanların işte o çift haneli enflasyonu görünce tüketim tercihlerinde, alışkanlıklarında ciddi anlamda değişme oldu. Çünkü enflasyon dönemlerinde fiyatlar yükselecek beklentisiyle tüketim tercihleri ne yapılır? Öne alınır, öne çekilir. Gelecekteki tüketeceğiniz veya harcayacağınız parayı şimdiden ne yapmaya başlarsınız? Harcamaya başlarsınız. 2017'de bir de kredi garanti fonu ile çok ciddi bir kredi verildi biliyorsun piyasaya. Bunun getirdiği bir tüketim baskısı, otomobil talebinde artış, yine döviz, hatta döviz talebinde bile ciddi artışlar meydana geldi. Kurun artması tabii tüketici tercihlerini değiştiren en önemli noktalardan bir tanesi de Covid oldu. Covid'de bir ciddi kapanma, o kapanmanın getirdiği tüketim alışkanlıklarında ciddi değişiklikler. Çünkü evden çıkamıyorsunuz, evde oturuyorsunuz. Bu sefer evle ilgili harcamalarınız artmaya başladı. Açıldı işte aşılar başladı, açıldı herkes. Uzun süreden beri lokanta, otel buralar kapalıydı. Burada iş yapanlar çok zor durumda kalmışlardı. İnsanların da tabii ki dışarıya çıkmasıyla birlikte harcamalar ne olmaya başladı? Hızla artmaya başladı dışarıda. Yani tercihler aslında olaylara göre, koşullara göre ne yapıyor? Değişiyor. Bu sefer 2021 Eylül'ünden itibaren de biliyorsun hiperenflasyon diyebileceğimiz çok yüksek bir enflasyon platosuna geçtik. İşte orada zaten tüketici davranışları, her şey alt üst oldu. Çünkü enflasyonla birlikte ciddi anlamda bir gelir transferi ortaya çıktı. Geniş kesimler, %80 diyelim isterseniz bunu, daha çok günlük harcamalarını karşılamak için harcama yapıyorlar. Zorunlu ihtiyaçları dışında çok fazla harcama yapmıyorlar. Çünkü kredi kartlarında limitler dolmuş, işte zaten belli bir harcama kapasitesine ulaşılmış, borçluluk var. Küçük de olsa, yani aslında hane halkı borçluluğu çok yüksek değil Türkiye'de biliyorsun, diğer ülkelerle kıyasladığımızda. Ama en azından birikimlerini insanlar biraz daha mala yatırarak, işte tüketimlerini öne alarak, özellikle bozulmayacak malları biraz oralardaki fiyat artışından kendilerini korumaya çalıştılar. Ama artık günümüze geldiğinde zaten o %80'lik kesim zorunlu ihtiyaçları dışında çok fazla harcama yapmıyor. Oldukça tasarruflu bir dönem geçiriyor. Yani hani onlara söyleyebileceğimiz, ya biraz daha tasarruf edin diyebileceğimiz bir nokta kalmadı. yani gerçekten kalmadı. O %80'lik kesimde tasarruf edecek hali yok. Onlar zaten tasarruf etmiyor. Zaten şurada da görüyoruz. Örneğin bireysel emeklilik, o BES sigortası yapanlar, daha hani ileride emekliliğe destek olur deyip ödemelerini, aylık taksitlerini biraz artırmaya çalışan insanların bunu durdurduğunu, hatta ödememeye başladığını, işte otomobille ilgili sigortaları varsa
bunları yapmamayı tercih ettiklerini, onun dışında evle ilgili sigortaları varsa şimdilik erteleyelim dediklerini biliyoruz. Yani bunlar zorunlu şeyler. Özellikle hani çok zenginseniz sigorta tabii ki gerekli, her zaman gerekli ama %80'lik kesim için çok daha önemli sigorta yapmak. Her şeyi, evinizi, arabanızı, her şeyi yapmak çok önemli. Çünkü kaybınızı karşılayabilecek kadar zaten birikiminiz yok. O nedenle riski birisiyle paylaşmanız lazım. O da sigorta. Şimdi o kısımda değişiklik bu. Diğer taraftan yine geniş kesimler daha ucuz marketleri tercih ederek, biraz daha hani marka değil de marka olmayan ürünleri, daha ucuz ürünleri, belki hani kalite de aramadan artık günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bir de %20'lik bir kesim var. O genelde kaynakların lehte aktığı bir kesim var. Orada çok ciddi bir tüketim davranışında etkilenme yok. Aynen tüketim devam ediyor. Yani yine lokanta, otel. Daha da artarak devam etmiyor mu hocam? Yani en büyük eleştirel nokta bu aslında bakacak olursak. Gerçekten yani, bir tarafta işte orada hepimiz hizmet enflasyonu diyoruz ya da asgari ücretteki artış hangi kesimi etkiliyor ki? Yani bu tartışmayı yaparken özellikle en büyük eleştirilen nokta bu. Üst orta. Daha doğrusu yani orta diye bir şey kaldı mı artık, onu da biraz kurcalamak lazım ama üst gelir grubuna yönelik oradaki alışkanlık bambaşka zıt kutup gösteriyor. Orada hiçbir şey değişmedi. Yani değişen bir şey yok. Dediğim gibi yani daha fazla şöyle bir şey var. Belki oradan yola çıkarak anlatabiliriz. Tüketim malı ithalatında artış var. Bunun nedeni de şu. Ya içeride üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı kur politikası nedeniyle şu anda ne kalıyor? Dışarıdan almak daha ucuz hale geliyor. Dolayısıyla şu anda özellikle yurt dışından alışveriş, yurt dışından satın alma veya ithal malı tercih etme oranı hızla artmaya başladı. Bunun da getirdiği bir ne var? Tüketim malı ithalatı artışı var. Öncelikle onu belirtelim. Ama hizmet sektörü böyle değil. Hizmet sektöründe çünkü insanlar lokanta ekliyor. İşte belli yani. Lokanta sayısı da belli Türkiye'de. Otel sayısı da belli. Yani yeni o lokantalar, yeni oteller öyle her gün açılmıyor. Dolayısıyla belli bir kesiminde bir talebi var. %20'lik bir kesiminde talebi var. Ve ben şöyle diyorum. Yani Edirne'de işte gidebileceğiniz işte 20 tane, 30 tane mekan var diyelim. Restoran olarak söylüyorum. Şimdi 350 bin nüfusun %10'u her hafta bir kere gitmeye kalksa zaten yer bulamaz. Yani %10'luk kesimden bahsediyorum bakın. O %10'luk kesim haftada bir ailesiyle beraber ben akşam gidip bir yerde yemek yiyeceğim dediği zaman lokantada, otellerde yer bulamazsınız. O nedenle yani buradaki hani o %10'luk, %20'lik kesimin talebine bakarak genel talep fazlalığı var demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama bir de hizmet sektörünün şöyle bir özelliği var. Bu iletişimde de böyle. Havayolu taşımacılığında da böyle. Piyasalar tekelleşmiş. Onun için zaten hizmet fiyatlarındaki yıllık artışa bak. %70'ler seviyesinde neredeyse. Doğru. Ama mal grubundaki yani mal fiyatlarındaki artışa bakarsan %40'lar seviyesinde. Demek ki mal fiyatları çok hızlı artmıyor. Öyle yani reel kesim ürettiği malı daha yüksek fiyatla satamıyor. Çünkü ciddi bir rekabet var orada. Neden rekabet var? Ucuz ithalat yapabiliyorsunuz. İkamesi var. İşte hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili, sanayiyle ilgili rahat ithalat yapabildiğiniz için bir sorun orada en azından böyle fiyat baskısı çok büyük oranda yaşanmıyor. Eğer tekelleşmiş birkaç tane sektörü dışarıda bırakırsak tabii ki. Ama hizmet sektöründe böyle bir şey yok. Dolayısıyla hizmet sektöründe fiyatlar artmaya devam ediyor. Tabii bu herkesi etkiliyor. Aileleri etkiliyor. Aileler bu sefer kendileri ne yapmak zorunda kalıyor? Yeni bir plan yapmak zorunda kalıyor. Özellikle mesela gençlerle ilgili işte sen de biliyorsun, içindesin akademinin. Dolayısıyla gençlerin de şöyle durumuna genel baktığımızda anketler de var bu konuda yapılmış. İşte %78'i mesela öğrencilerin kültür sanat etkinliklerine katılamıyor.
Bırak çok onu yüzde, yani %53'ü yetersiz besleniyor. Bir de öyle bir durum var. Yani işte öğrencilerin yine yapılan araştırma gösteriyor ki 2021'de günlük 30 TL'ye işte yemek yiyebilirken şu anda 207 TL'ye 2024'te 207 TL'ye yiyor. Yani %600 artmış öğrencinin yeme içme maliyeti. Oysa mesela Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredi artışına baktığımız zaman, hani burs demeyelim ona, kredi evet, artışına baktığımız doğru. zaman %207 artmış. Şimdi öğrencinin günlük yaşam maliyeti yani yeme içme maliyeti %600 artarken 2021'den 2024'de KYK dediğimiz işte o kredi %207 artıyor. Bu da öğrencinin tabii ki durumunu ne yapmaya evet. başlıyor? Baskılamaya başlıyor. Aile üzerinde çocuk okutmak artık çok ciddi bir maliyet haline gelmeye başlıyor. Bu sefer işte okul ücretlerini görüyorsun. İşte hizmet sektörü dediğimiz sektörden birisi de okul ücretleri. Özel okulda okutuyorsanız eğer çocuğunuzu fiyatlar ortada. Şimdi bu aile ne yapacak? O zaman okula eğer gönderemeyecekse çocuğunu alanlar, onları da biliyorum, alıp normal devlet okullarına göndermeye çalışanlar var. Hatta evet. yurt dışının daha ucuz olduğu, artık ucuza geldiği falan söylenmeye başlıyor. Yurt dışına mı göndersek acaba çocukları diye tartışmalar var. Özel okula gidenler için söylüyorum. Kimi devlet okulunu aldı ama onlar da tüketimden vazgeçerek değil mi Pelin? Yani diğer tüketimlerini bu sefer ne yapmaya başlıyorlar? Tam da hocam aslında şeye gelmiyor mu, denk gelmiyor mu? Yani tam iktisat dersinin böyle temelini yaşıyoruz aslında. Biz temel kavramları gösteriyoruz hani halkına net bir şekilde. Evet. Giffin mallar hep deriz ya, fiyat arttıkça malın talebi de artar. Bu aslında talep kanununa bir istisnai durumdur. Evet. Çünkü işte işçiler karınlarını doyurmak için hep patates örneği vardır. Daha fazla patates alırlar. Yanındaki ek gıdaları azaltırlar. İşte o ek gıdalar dediğimiz süreç bu alternatif işte eğlence ya da diğer insanın hani zorunlu malların dışındaki o mallar olarak nitelendirdiğimiz ürünler. Tüm bunları konuşalım ama bir Borsa İstanbul kapanışını hatırlatalım izleyenlerimiz için. 0.42'lik pozitif bir seyirle kapandı. 8.945 puandan kapandı. Bankacılık tarafında 0.22'lik bir geri çekilme ama sanayi tarafında güçlü bir kapanış vardı. Performans ise spotun üzerinde endeks pozitif getiri sağladı. 0.73'lük yön yukarı sanayi tarafında da. Hocam şimdi o halde evet. tüketim alışkanlıkları diyoruz ve istek ve ihtiyaç diyoruz. Değişen istek ve ihtiyaçlar. Sanki isteği bir kenara atıyoruz artık, ihtiyacı karşılayan bir döneme doğru mu girdik aslında? İşte o giffin mal dediğimiz olayda tam buranın örneğini yansıtıyor gibi duruyor. Evet, evet. Yani Pelin doğru söylüyorsun. Hı-hı. Yani çok net olay. Artık insanlar zorunlu ihtiyaç, özellikle geniş kesimler doğru. zorunlu ihtiyaçları dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Şimdi mesela evler satılıyor işte. Efendim şu kadar çok ev satılıyor, bu kadar çok ev satılıyor diyoruz ama kur korumalı mevduattan çıkan kesim nereye gitmiş? Gidip konut almayı tercih etmiş. Büyük oranda, %90 oranında konuta yönelmiş bu bozulan paralar veyahut da vade sonunda almış parasını götürmüş gitmiş eve yatırmış. Orada da beklenti var. Dolayısıyla ev alan kesim, hele kredilerin bu kadar dar olduğu, zor ulaşım olduğu, bir de faizlerin çok yüksek olduğu bir ortamda bu kadar çok konut alan kesimin bunu neyle alması lazım? Peşin alması lazım. O zaman dövizi var ki, altını var ki, o %20'nin içine koyuyorum ben bunları da. Kur korumalı mevduatta parası var ki, bunları ne yapıyor? Çözerek yine fiyat artacağı beklentisiyle en azından tekrar ne yapmaya başlıyor? Konut almaya başlıyor. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor, ayrı bir şey. Bizim işimiz burada yatırım tavsiyesi vermek veyahut da yönlendirmek değil. Ama %20'lik kesimin talebinde farklı oluşumlar görebiliyoruz. Arabasını değiştiriyor. İşte çok güzel bir arabayı tercih ediyor. İleride ben bunu alamam diyor. Bir de işte yılbaşında yine zam gelecek. Ne yapayım ben şimdiden beyaz eşya mı alayım diyor falan. Yani herkes böyle bir beklenti içinde. Tabii bu dezenformasyon da var bunun içinde. Yani işte şu kadar artacakmış falan deyince
Bunlar etkiliyor. Ama önümüzdeki dönem tabii eğer bu sıkılaşma önlemleri devam ederse, yani hane halkını etkileyecek en önemli faktörler, devletten daha çok ciddi yükler görmedik. Yani vergisel anlamda belki vergi almayı sıklaştırmak için çeşitli vergiler, mesela elektrikte konuşulan konu var. Belli bir miktarı işte tükettikten sonra daha fazla tüketirseniz ikinci tüketiminizden, yani belli bir miktarın üzerindeki tüketimden daha ekstra ücret alınacağına ilişkin bir takım en azından piyasada haberler dolaşıyor. Bunlara baktığınız zaman bizim çok ciddi anlamda bilemediğimiz, göremediğimiz bir takım maliyetler bizim bütçemizi ciddi anlamda etkiliyor. Yani örneğin telefon görüşmelerinden ben çok net görebiliyorum. Tamam, telefon ücretlerinde çok ciddi bir artış yokmuş gibi görünüyor. Ama size uygulanan paketin içindeki eski pakete devam ediyorsanız içindeki birçok şeyin azaltıldığını görüyoruz. Hani yani kalite azalıyor aslında, miktar azalıyor. Hem miktar azalıyor hem kalite azalıyor. Dolayısıyla hem miktar hem kalite azalınca aslında biz ürün %40, %50 zamlı olsa bile aslında biz %100'ün üzerinde burada etkilenmiş oluyoruz. Yani bize yansıması fiyat o performans olarak bakarsan %100'ün üzerinde enflasyon hissetmeye başlıyorsun. Çünkü ona ekstra para ödüyorsun, buna ekstra para ödüyorsun. Sonra bir bakıyorsun onun dışına çıkmışız paketin. Eskiden yoktu. Örneğin yurt dışına çıktığınız zaman 4 gün size hediye verilirdi. 4 gün bedava kullanın derdi. Ama birdenbire yani çıktığınız zaman bir bakıyorsunuz hani bedava vardı, yok öyle bir şeyin kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla her türden mal ve hizmetin içindeki kalite de azalıyor, miktar da ne olmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor. Sadece biz fiyat artışından etkilenmiyoruz. Buradan da etkileniyoruz. Yani verilen hizmetlerin veya aldığımız malın işte bir kilo yazarken üzerinde 800 gram yazmaya başlıyor. Ama diyorsun aynı fiyat ya, değişmedi herhalde diyorsun. Oysa fiyat değişmiş. Yani bir kilodan 800 grama düşmüş paketin içindeki ürün. Şeyde görüyorum böyle, geçenlerde bir çikolata paketini aldım. Ya diyorum böyle içinde çikolata böyle buruşmuş üstü. Dedim ki bu kadar hata yapamazlar dedim. Elimle biraz bastırdım. Yani içinde çikolata, incecik bir çikolata ama paketi o kadar büyük yapmışlar ki. Yani artık buruşmuş, yani böyle sıkıştığı için ürünlerin içine çikolatalar sıkışmış. Dedim ya bu kadar olmaz. Yani hani paketler bile kendisi üstünden hissetmeye başlıyorsun miktar olarak nasıl düştüğünü. Yani yani biz burada bunları konuşuyoruz ama bir taraftan da işte Dubai çikolatası hikayesi evet, var. Evet hocam. Onu, yani yediniz mi bilmiyorum ama ben tatmadım hakikaten o kadar. Vallahi ben de tatmadım. Pazarlama mı hocam, bu nedir yani bu kadar hakikaten baktığınız zaman talep patlaması ki fiyat korkunç yüksek. Neyse ki sağlık nedeniyle biz en azından ne düşünüyoruz yani şekerli bir şey yemeyelim falan diyerek ama yani bunu o kadar çok propagandası oluyor ki abi çocukların arasında görüyorum, ailelerin içinde konuşma bu. Çocuklar Dubai çikolatası istiyor. Yani evet. Yok efendim illaki bunlar. Yani böyle de bir akım var. İşte bir tarafta da yani hani günlük geçimini sağlamaya çalışan çok geniş, ciddi bir kesim var. Peki işte hocam, şurada çok önemli bir soru. Hakikaten bugün bütün, hemen hemen tüm masalarda aynı tartışma konusu. Kriz var deniyor, insanların alım gücü düştü deniyor. Fakat AVM'ye gittiğinizde kasada kuyruk bekliyorsunuz. Borçlanarak evet. Yapılan harcama mı bu? Buna baktığımız anda da verecek cevabımız ne? Yine o toplumun belirli bir kesimi mi bu? Ya şöyle söyleyeyim. Ya ben de dolaşıyorum. Yani işte gidiyorum, bakıyorum hangi mağazalarda olur. Yani çok ünlü markaların önünde kuyruk görüyorum mesela. İşte İstinye Park'a gidersen orada çok ünlü bir markanın önünde kuyruk olabiliyor. İşte ama buna sıradakilere baktığınız zaman zaten bunların gelir düzeyinin gerçekten çok yüksek olduğunu, hani o %10'luk belki dilimin içinde olduğunu görüyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi öyle geniş böyle hani kesimlerin gittiği
alışveriş merkezlerinde öyle kuyruk muyruk at şey, ancak böyle çok büyük bir indirim olacak da o zaman insanlar kapıya yığılıyor veya bir mağaza açılışında evet. oluyor. Onun dışında yani böyle yok efendim şöyle oluyor böyle oluyor. Yani İstanbul'da örneğin Ataşehir'in işte göbeğinde olan bir AVM'ye gidip öyle yani şu anda da gitseniz ya kuyruklar var şöyle oluyor. Yok dolaşıyorlar ama içerisi serin. Şimdi yazın dışarıda tabii ki insanlar terliyor, içeride geziyor. Yani genelde böyle bir hani evet. window shopping dediğimiz böyle bir vitrinlerin önünde bir dolaşma olayı var. Onun dışında zaten alışveriş biliyorsun büyük ölçüde artık hele gençlerde evet. nereye kaydı? Online'a kaydı. Online'a yani kaydı, internetten alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla gerçekten hepimizin tüketim alışkanlıkları evet. bu dönemde inanılmaz bir şekilde değişti. Eskiden bir kalıp peynir derken şimdi artık 100 gram demeye başladık. Evet. Yani gram söylemeye başladık artık. Hocam çok keyifliydi. Özellikle bir programda da bence şu yani gençlerin elektronik ticarette, e-ticaretteki alışkanlıklarını da konuşalım. Evet, orada evet, aslında konuşalım. İyi tarafından bakmak lazım. Fiyat ayrışması orada bir karşılaştırma, evet. ürün kalitesi karşılaştırması gibi yapılıyor ama bir diğer tarafta da acaba daha mı çok alışverişe yönlendiriyor, tüketime yönlendiriyor, tasarrufu biraz azaltıyor. Bunları konuşuruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için, aydınlattığınız için diyoruz. Evet Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizlerle birlikteydi. Efendim yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını canından aziz bildiği vatanı için ise kanlarını bu toprağa dökmüş olan şehitlerimize rahmetle ve minnetle saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramınızı yürekten, en yürekten, en kalbi sevgililerimle birlikte kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.